Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dilerim. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Birçok aday 2022 yılında gerçekleşmiş olan yılın son alımında sözleşmeler üçlü kuvvet aracılığıyla alım gerçekleştirmiş oldu. Bu süreçten sonra adaylar herhangi bir sıkıntısı olmadan tüm aşamaları başarıyla birlikte Geçmişti. Mülakatlar, hastaneler bu süreçleri geride bırakırken binlerce aday eğitim ataması beklerken sadece e, 3-4 tane eğitim ataması oldu. 3 Şubat'ta Deniz ku Kara Kuvvetleri eğitim ataması yapmıştı. 6 Şubat'ta e, Deniz Kuvvetleri yapmıştı. Daha sonra 28 Şubat Kara Kuvvetleri yapmıştı. Daha sonra e, Mart ayının ilk haftasında da Hava Kuvvetleri eğitim ataması gerçekleştirmiş oldu ve birçok aday sevinirken her zaman söylemiş olduğumuz gibi birçok aday da üzülmüş oldu arkadaşlar. Herkesin eğitimi, eğitim ataması bir anda açıklanmıyor. Gruplar halinde olduğu için aday bir ayda bekleyebiliyor, 6 ayda bekleyebiliyor. Tamamen nasip ve kısmet işi arkadaşlar. Kurayla yapılmış olan havuz sistemi ile oluşmuş olan bir eğitim atama sistemidir bu. Gelecek olan eğitim atamaları Nisan ayı itibariyle gelmiş olacak arkadaşlar. E, bu süreçte Deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri ve e, hava kuvvetleri birer eğitim ataması daha yapmış olacak. %90 ihtimalle kara bir daha yapacak, deniz bir daha yapacak arkadaşlar. Şu ana kadar eğitim atamasını sabırsızlıkla bekliyorsunuz arkadaşlar. Adı çıkmayan adaylar, adı çıkan adaylara bakarak üzüntülü bir şekilde benim ne eksim var diye kendisini sürekli sıkıntılı bir sürece sokmuş halde. Bu sürece hiç girmenize gerek yok arkadaşlar. Eğitim atamalarınız. Nisan ayı itibariyle yapılmış olacak. Kara ve denizde yüksek beklentimiz var. Bu iki eğitim ataması inşallah Nisan ayında bereketli bir şekilde gelmiş olacak arkadaşlar. Sizler de hazırlığınızı şimdiden yapın. Herhangi bir düşünceye girmeyin. Sıkıntılı bir sürece girmeyin arkadaşlar. Ataması yapılmayan adaylar bekleyecek en sonu eğitim atamasına dahil olacak arkadaşlar. Bu süreçte Birazcık anlayış gösterirseniz herhangi bir sıkıntı mahkeme sürecine kim kimseyle dalaşmazsanız, kavga etmezseniz arkadaşlar, biraz da sabrederseniz eğitim atamanız gerçekleşmiş olacak ve eğitime giderken gerek evraklar olsun, gerek malzemeler olsun bu tedarikliğinizi biz gidereceğiz. Ne yapmanız gerektiğini e, adım adım söylemiş olacağız. Bu süreçte gelecek olan eğitim atamaları inşallah Nisan ayında bereketli bir şekilde Kara ve denizden yüksek beklentimiz var. Tabii ki hava da yapabilir arkadaşlar. Ama velakin dediğimiz gibi kara ve denizin sınıflandırılması oluşmuş oldu. Pertem üzerinden duyuru gelmişti. Bundan bir ay, ön, bir ay önce filan. Bu süreçte adayın kuvveti belli oldu. Sınıflandırıldığı belli oldu. Eğitimi e, olacak mı olmayacak mı soruşturmadan mı kaldı. adaylığım sonlandırıldı. Buna dair açıklama yapmıştı. Pertem bu süreçte adayları da sevindirmiş ve üzün üz, üzmüş bir hale getirmişti. Hakikat neyse onu söylemişti. Bu süreçten sonra da arkadaşlar atamalarınız Nisan ayında inşallah gelmiş olacak. Herkese hayırlı günler dilerim. Hoşçakalın.